Herkese merhaba. Daha önceki videolarımda öksürükle antibiyotik arasındaki ilişkisizliği anlatmak adına bir video oluşturmuştum. Eğer henüz onu izlemediyseniz onu izlemenizi öneririm. O videoda şöyle bir cümle kurmuştum. Eğer öksürüğünüz varsa büyük ihtimal sizin durumunuz viral bir durumdur, virüslere bağlı bir durumdur ve antibiyotik kullanmamanız gerekiyor. Şimdi onu nereden çıkarttığımı anlatacağım. McIsaac kriterleri adı altında bazı kriterler var. Bu kriterler size şunu söylüyor. Boğaz enfeksiyonunuz var diyelim. Antibiyotik kullanacak mısınız, kullanmayacak mısınız? Yani hastalığınız virüslere bağlı mı yoksa bakterilere bağlı mı? Bunun tanısını ortaya koymak için McIsaac kriterlerine daha derin bakalım. McIsaac kriterleri şunu söylüyor. Eğer boğazınızda enfeksiyon var ve 4 tane bulgu varsa bunlar sizin hastalığınızın virüslere bağlı olduğunu gösterir. Antibiyotik kullanmamanız gerektiğini gösterir. Bunlar nelerdir? Öksürük, burun akıntısı, gözde kızarma, yaşarma ya da çapaklanma ve ishal. Eğer bu 4 bulgu varsa sizin durumunuz virüslere bağlıdır. Antibiyotik kullanmamanız gerekiyor. Kullanıyorsanız da yanlış yapıyorsunuz. Peki antibiyotiği kimlere vermemiz gerekiyor? McIsaac kriterleri bunun da kriterini çizmiş. Eğer çocuğunuz 5 ila 15 yaş arasındaysa, ciddi yüksek derecelerde ateşiniz varsa, dirençli ateş dediğimiz ateş düşürücü veriyorsunuz, tekrar yükseliyor, veriyorsunuz, tekrar yükseliyor ve hatta ateş düşürücü veriyorsunuz, ikincisini vermek zorunda kalıyorsunuz, duş aldırmak zorunda kalıyorsunuz gibi durumlar varsa, yani dirençli yüksek ateş varsa, ani başlayan bir klinik var. Yani bir anda başlamış, sabah iyiydi çocuk, bir anda boğaz ağrısıyla başladı ve boğazında özellikle yutkunması sırasında ve dokunma sırasında ciddi ağrı var. Muayene sırasında doktorunuz boğazında ciddi kızarıklık, şişlik ve bazen beyazlık görüyor. Çocuğunuz ciddi miktarda toksik görünüyor. Yani hastalıklı bir görünüm var. Çocuğunuzda hastalıklı bir görünüm varsa, özellikle kış ve ilkbahar aylarındaysanız ve özellikle boğaz enfeksiyonunu kanıtlanmış birisiyle temas durumunuz varsa ve sonrasında hastalık gelişmişse, McIsaac kriterleri hastalığınızın büyük ihtimalle antibiyotiklerle geçeceğini, yani bakteriyel bir neden olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu durumlarda antibiyotik kullanmanız lazım. Bir bonus bilgi vererek konuyu kapatacağım. Eğer gereksiz yere antibiyotik kullanırsanız ve floranızı gereksiz yere sıfırlarsanız, yani vücudunuza yararlı olan, sizi hastalık oluşturacak mikroplara karşı koruyan bakterilerinizi yok ederseniz, önümüzdeki 3 ay, 4 ay, belki 5 ay boyunca enfeksiyonlara kolay yakalanır hale geleceksiniz. Dolayısıyla gereksiz antibiyotik kullanımını engellemek için gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının. Doktorunuz size antibiyotik yazmıyorsa bir bildiği vardır. Lütfen güvenin, inanın ve en önemli olan şey nedir biliyor musunuz? Çocuğunuzu güzel takip edip eksik veya sıkıntı olduğu anda birilerine danışabilmek. Gerekirse doktorunuza gidebilmek. Yani bir an önce ilaç başlamak değil, uygun, ihtiyaç olduğu dönemde ilaç başlamak en önemlisi. Şimdilik bu kadar olsun. Görüşmek üzere.